Boza. Bugün yapacağımız yemek boza, içecek boza. Tam mevsimindeyiz, tam zamanında. Boza eski bir adet. Aslında kendisi inanılmaz bir probiyotik. Kışın hastalıklardan vesaireden de korunmak için birebir. Dolayısıyla size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bir kilo buğdayı bir gün evvelden suya koyuyoruz. Suya koyunca, yani düşünün bir paket, böyle neredeyse iki katına çıkıyor. Böyle şişti. Hatta böyle ısırdığınızda şimdi bu hali salatalara falan konacak hale geldi bile. Aslında boza neden üretiliyor diye düşünürsek, bu buğdayın nişastalı özüyle biraz şekerin, biraz da ekmek mayası veya nohutun mayalanmasıyla oluşan bir içecek aslında. Bu bakımdan da aslında baya probiyotik. Ben bunu, ilk suyuydu bu. Bu ilk suyunu süzüyorum. Böyle baya diri diri oldu. Yaklaşık iki katına çıktı. Şimdi birkaç tur bu bozayı kaynatacağız. İlk turunu hızlı kaynatmamız gerekiyor. Şurada suyum var. Hopacık. Şöyle üstünü birazcık geçecek kadar su koydum. Altını en yüksekte açıyorum ve böyle kaynayacak. Bir taşım kaynadıktan sonra bu suyunu süzeceğiz. Yaklaşık bir yarım saat oldu. Bozam güzelce kaynamaya başladı. İlk tür nişastalı suyunu istemiyoruz. Evet, çok hemen bu cayır cayır olmadan buraya döküyorum. Şimdi bu ilk sudan nefis bir yoğurt çorbası çıkabilir. Bu ilk su ama boza için uygun değil. 1 kilo buğday, bakın ne kadar büyüdü. Buna 5 litre su koyacağım. Bunu hepsini önce boşaltıyorum. Demin yarım saat içinde hızlıca kaynattık. Bu sefer 4-5 saat kaynatacağız. En kısık ateşte, arada yalnız dibine yapışmaması için dibini böyle bir tahta kaşıkla sıyırarak yavaş yavaş kaynatacağız. Kaynatırken ne olacak? Tabii ki suyu buharlaşacak. Buharlaştıkça 5 litre kadar daha da su ekleyeceğim aslında. Sonraki kıvamda adım adım göreceğiz. Yaklaşık bir 4 saat falan oldu. Hatta bakıyorum bu buğdayları, daha bile açılabilir. Böyle iyice dışları şeffaflaşması lazım. Fakat biz şimdi ekip paydos edecek. O yüzden bitmeden bozamızı kurmamız gerekiyor. Ama yani böyle bu hali geçip daha da böyle iyice şeffaflaşmaya başladığı zaman doğru zaman. Yaklaşık 5 litre su koymuştuk. 5 litre daha ekledik. Ve bu haliyle pişti. Şimdi ben bunu süzüyorum. Burada dikkatli olun. Sizden uzağa koymak lazım. Ben çocukken bir tane Rama reklamı vardı. Böyle bir süt döken çok tatlı böyle sarışın bir kız. Ona çocukken çok özenmişliğim vardı. Her böyle büyük bir şey dökerken aklıma o resim geliyor. Ama tabii hani hayaller şey. Hayaller Rama. Hayaller boza. İstediğim şey bu böyle üstteki bak. Zaten bozanın rengi o nişastalı suyu. Asıl nişastalı bölüm tanenin şu an etrafında ve ben şimdi buna yaklaşık böyle bir 3 litre falan su ekleyerek tanelerin etrafındaki nişastayı da bir nevi yıkayarak almak istiyorum. Hemen böyle bak, o jel kısmı aşağı inmeye başlıyor. İstediğimiz şey bu. O daha böyle puslu olan taneler artık daha netleşiyor gördüğün gibi. Şu an sulu bir boza kıvamında. Ama ne tatlı ne tuzlu. Hala daha sıcak. Yoğurt mayalama derecesi, yani 39, 41, 42 derece arasında olması lazım. Yani serçe parmağımızı koyduğumuzda birazcık rahatsız edecek ama elimizi tutabileceğiz gibi bir süre sonra çekeceğiz. Onun için birazcık soğutacağım. Sonra da artık mayalamak için hazır olacak. Ben mesela çocukken bozayı çok anlamazdım ve yıllardır da hiç böyle boza içesim gelmiyordu. Ta ki bir arkadaşım bana, ya Refika hadi gel leblebi ile beraber bozayı getirene kadar. Yani uzun zamandır içmediyseniz lütfen bir deneyin. Şu an çünkü insan büyüyünce, ağız tadı gelişince bozanın çok acayip bir karizması olduğunu anlıyor. Fakat hazır satılan bozaların hepsinin darıdan yapılıyor. Bu ise gerçekten orijinali buğdaydan. Ve biz buğdaydan onu yaptık. Çok faydalı. Bu bayağı epeyce soğudu. Soğuduktan sonra nelerini ekliyoruz? İlla şeker koymak zorunda mıyız? Hayır. Yarısını ayıralım, balla yapalım istersen. Olur. Olur mu hocam? Baharımı kıracağız.
Konuşan boza. Normalde bu 1 kiloya yaklaşık yarım kiloydu şeker. Dolayısıyla 250 gram koyacağım şimdi yarısına. Böyle güzelce karıştırıyorum. Altı yedi kaşık gibi koyduk bakalım. Tadına bakacağız. Şimdi buna neler ekleyeceğiz daha başka? Birazcık boza. Aynı yoğurt mayalar gibi. Yani yaklaşık böyle bir kahve fincanı bardağı kadar her birine koyduk gibi düşünebilirsiniz. 7-8 tane nohutu atıyorum. 7-8 tane nohutu da buna atıyorum. Bir nevi turşu gibi. Ekmek olarak da burada Burak'ın güzel ekşi maya ekmekleri var. Bunları böyle birkaç parça halinde içine atıyorum. İkisine toplam 3 dilim gibi. Yani bir nevi aslında turşudaki kullandığımız yöntemleri, reçelde kullandığımız şekeri ve yoğurtta kullandığımız mayalama yöntemleri hepsini bir arada kullandığımız bir içecek aslında bu. Bundan sonrasında güzelce tekrar karıştırıyorum. Ve artık sarıp sarmalayıp bu böyle daha fazla soğumadan tıpkı yoğurt gibi kapalı fırında 3 gün bekleteceğim. Bu arada bu buğday tanelerinin kalanları var. Bunları da sakın atmayın. Buzdolabı poşetine böyle 100'er gram, 150'şer gram koyun. Derin dondurucuya koyun. Her bir çorba yapacağınızda diyelim ki bir yayla çorbası hop bir paket içine atın. Kuranderde kalmaması lazım aslında. Bozamız uykuya geçti. Bizden bu kadar. Bakalım 3 gün sonra ne durumda olacaklar onu da size paylaşacağız. Son video çektiğimizden bu yana ne oldu? Aradan bir hafta geçti. Normalde aslında 3 gün sonra içindeki bozaların ekmeklerini çıkarmamız gerekiyordu. Fakat arada çekim yapamadık. Bir hafta geçti. Ben de ne yaptım? Fırında bekliyordu. Çalışmayan fırında battaniyeyle beklerken. Daha fazla çok hızlı çalışıp mayalanma süreci daha da uzamasın diye buzdolabını aldık. Buzdolabı nedir? Hani sanki dondurucu gibi devam eden mayalanma sürecini soğukla yavaşlatmak hatta durdurmak demek. Durdurduk ki biz hani bu ekmekli halinin son halini görün. Burada şekerli olan, burada da ballı olan var. Şimdi önce onlara şöyle bir bakalım. Sertleşti ve yoğunlaştı. Bayağı katı bir boza oldu. Buradaysa daha sulu bir boza var. Tadlarına birazdan bakacağız. Şimdi bunu nasıl süzüyoruz? Şu ekmeklerini bir kere şöyle alıyorum. Ekmek parçalarını çok böyle iyice şey yapmayacağım. Onları birazcık şimdi buna yaklaşık böyle 1,5 litre daha. Yani verdiğim ölçünün tamamını tek şekilde boza yaptığınızda 3 litre. 3 litre daha su eklenebiliyor. Şu ekmeklerin üstündeki bozaları da alabilmek için suyu şimdiden ekliyorum. Taneleri ayırdım. Kalanını da bir kez daha şöyle geçiriyorum. Bayağı yoğunlaştı. Birazcık suyla da o çok katı olan kıvamını açtım. Ama bu bekledikçe yine birazcık daha sertleşecektir. Buradaki ekmekleri de alıyorum. Aslında şöyle düşünebilirsin. Bozanın ana malzemesi buğday. Ekmeğin de ana malzemesi buğday. Ekmeğin mayası buğdayın likit halini de başka türlü mayalıyor. Bir de ballı olan var. Temel olarak şöyle bir fark var. Ballı olan boza kesinlikle çok daha az katılaştı. Daha az çoğaldı. Hemen burada görüntüsünden de anlaşılıyor zaten. Buna hiç su bile eklememiz gerekmeyecek. Hem böyle çok daha kolay süzülüyor hem de doku olarak çok daha pürüzsüz bir dokuya sahip. Renk olarak da biraz daha koyu. Al bakalım. Bal çok baskın olmuş. Ballıyı ben rica etmiştim. Şeker istemeyenler ne yapar diye ama bu çok daha güzel. Bayağı pamuk gibi kayıyor buradan böyle gidiyor. İkisinin de aynı güzelliği oldu. Ben teşekkür ederim. Sayende ballı bozanın da hiç bence kötü olmadığını anlamış bulunmaktayız. Bu çoğalmıyor. O da bence epey enteresan. Bu çok bereketli ve gittikçe çoğalıyor. Yani
aşağı yukarı yakındı. Bu birazcık daha fazlaydı ama neredeyse iki katına çıkmışken bu kendi haliyle kaldı. Bizden bu kadar efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne olur boza yapmayı, videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ki biz bunlardan daha çok yapabilelim. Bu okul gerçekten bu memleketin değerlerine sahip çıkmak. Bir sürü dışarıda koşturmacalar ve böyle bilgi kirlilikleri varken en doğruyu önce kendimiz ve memleketimiz için, aslında önce memleketimiz sonra da kendimiz için aramak için var. Buna destek olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay. Birazcık leblebisiz, boza olmaz herhalde.